Merhaba, amatör bir testini birlikte çözelim. Evet, birinci sorumuz diyor ki 6 basamaklı sayısı 55 ile tam bölünüyor. Hmm, o zaman o zaman 5'e ve 11'e ne olmalı? Tam bölünmeli. Yani 5 ve 11'e tam bölünmeli. Tamam, şimdi 5 basit. Yani ne olur? 9, 5, A, 8, 4, 0 olabilir ya da 9, 5, A, 8, 4, 5 olabilir. Bunu hallettik. Tamam şimdi 11'e bakacağız. 11 neydi? Sağdan başlıyoruz. Artı eksi artı eksi diye, diye gidiyorduk değil mi? Artı eksi artı eksi artı eksi. Şimdi burayı bir halledelim artıları. Şurası ne yapıyor? 12, 13 yaptı. 13 tamam. Sonra eksileri bir halledelim. 9 var. Sonra 4 var. 13 değil mi? Eksi 13. Eksi A. Hmm. Yani 0. Eksi A. Yani eksi A. Şimdi bunun 11'in katı olabilmesi için A'yı ne yazmalıyım? 0. Yazmalıyım. Aynı şekilde sağ tarafı şey yapacağız Artı. Eksi. Artı. Eksi. Artı. Eksi. Tamam. Artılara bakalım şimdi şuraya. Kaç yaptı? 13. 5 daha 18 mi yaptı? Tamam. Şimdi eksilere bakalım. 9. Sonra 4. 13. Eksi A. Yani eksi 13 eksi a. Yani 5 eksi a. Şimdi bunun 11'in katı olması için a yerine kaç yazmam lazım? 5 yazmam lazım. Hani 0 olsun 11'in katı. Şimdi a yerine gelebilecek rakamların toplamı e 0 ve 5. E topladığın zaman cevap 5 olmuş oldu. Birinci soruyla başladık ve cevap Bursa. 2. 12 ile 13'ün herhalde paydalarını işlemeyeceğim. Bir de 5 var bir de 3 var. Buldum. Ne yapayım biliyor musun? Şu eksi var ya tam ortadaki. Dağıtayım. Şimdi önce bir sol tarafı yazayım. 2 bölü 3. Eksi 5 bölü 12. Tamam. Artı 9 bölü 13. Tamam. Sonra eksi 2 bölü 5. Bak dağıtıyorum eksiye. Eksi 9 bölü 13. Tamam. Eksi 7 bölü 12. Eksi eksi artı oldu. 1 bölü 13. Şey 1 bölü 3. Artı 7 bölü 5. Tamam. E hocam bu daha mı kolay oldu? Bence kolay. Baksana. 2 bölü 3 ile 1 bölü 3 topla. 3 bölü 3. Bir yazayım da. Sonra şuraya bak. Ee, nerede o? Nerede o? Nerede o? Ha bak. Eksi 5 bölü 12. Eksi 7 bölü 12. Tamam. Eksi 12 bölü 12. Kapış. Sonra şuraya bak. Bak. Eksi. E, işte artı 9 bölü 13. 9 bölü 13 gitti. Yapacak bir şey yok. Şurası eksi 2 bölü 7 şey eksi 2 bölü 5 artı 7 bölü 5. E, 5 bölü 5. E kanki gördün mü? O zaman 1 eksi 1 artı 1. E cevap ne oldu? 1 oldu. Gördün? Anlaştık. 3. Diyor ki sayı doğrusu üzerinde A ve B sayıları şekilde gibi gösterilmiş. Tamam. Bu sayı doğrusu üzerinde her birinin A sayısına olan uzaklığı B sayısına olan uzaklığının iki katı olan farklı iki sayı işaretleniyor. İşaretlenen bu sayılar arasındaki uzaklık bir birim. Mayda. O zaman şöyle işaretleyeyim mi? Bak şimdi. Şöyle işaretleyeyim. Şöyle dur geniş geniş işaretleyeyim şuraya. Şimdi şurası A olsun. Şöyle. Şurada B olsun iki tane sayı işaretleyeyim. Şu rengimizi seçelim. Mesela şurası. Tam şurayı işaretledim. Şimdi bunun A ya şey B olan uzaklığı, A olan uzaklığının bak ne diyor? B sayısına olan uzaklığının iki kat, A sayısına olan uzaklığı, B sayısına olan uzaklığının iki katı. A sayısına uzaklığı, B'nin iki katı. Demek ki burası x ise burası ne olacak? 2x. Tamam. Şimdi bir de şurada işaretleyeyim. onu da siyahla mı gösterelim? şurada işaretleyeyim. Şimdi A sayısına olan uzaklığı B'nin iki katı. Şimdi o zaman şuraya ben Y dersem buranın tamamı 2Y olur. Değil mi? Buranın tamamı 2Y olur. E tamam o zaman araya ne kaldı? Şuraya ne kaldı? Y kaldı. E burada dikkatinizi çeken bir şey var mı? Y eşittir 3X. Ayrıca işaretlerin bu iki sayı arasındaki uzaklık birbiri. Yani ben kırmızı ve siyah işaretlemiştim ya. Yani x artı y buradan ne gelir? 1 gelir. E peki ben zaten y'nin 3x olduğunu biliyordum. Yerine yazayım. E x bir 3x de oradan geldi. E 4x 1'e eşitmiş. E her tarafı 4'e bölü x kaç? 1 bölü 4. Peki y kaç? 3 katı olacağı için. 3 bölü 4. Gördünüz mü? Şimdi diyor ki a ve b sayıları arasındaki uzaklık. Şimdi a ve b sayıları arasındaki uzaklık ister y cinsinden bakın ister <laughs> ister x cinsinden bakın. Hani y daha basit olduğu için a ve b arasındaki uzaklık gördüğün gibi direkt y yani 3 bölü 4 olmuş olacak cevap Bursa ne biçim. Bak ne biçim soru. 4. <laughs> kenarları 24 ve 32 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçe en az kaç eş kare parsele ayrılabilir? Hmm, şu. Şimdi şurası 24'müş. Değil mi? Şurası da 32'ymiş ayıracağız diyor parçalara diyor eş diyor kare diyor EBOB diyor. Net evet, EBOB sorusu. Hem eş hem de küçük parçalara ayıracağız. O zaman sizce bu basit sayılar için 24 32'nin EBOB'u nedir? Herhalde 8. Tamam. Şimdi 8'i ben bak. Şöyle tam yapamadım ama şöyle ve şöyle bakın. Burayı 3 parçaya, burayı da şöyle 4 parça ayırabilirim. Gördünüz mü? Her biri 8. Bakın şura 8. Bura 8. Bura 8. Şunlar 8. Gördüğünüz gibi. E kaç tane ayırabildim? 3, 6, 9, 12 parçaya ne yaptım? Ayırdım. Cevap denizli olacak. 2019 TYT sınavı sorusu 5. soru. Şimdi diyor ki aşağıdaki şekilde birbirleriyle dik kesen ve her bir kenarı doğrusu olan bir ana cadde ile bir ara sokak arasında kalan bahçede bulunan elma, armut ve ceviz ağaçlarının konumları belirli üç noktayla gösterilmiş. Tamam şurası ana cadde bir de yan olan da ara sokakmış. İyi tamam. Diyor ki buna göre ara sokağa en yakın olan, Hayır, şurayı okumadık. Bu bahçedeki ağaçlardan ana caddeye en yakın olanı elma. Hmm, ana cadde neredeyse burası. En yakın olan kimmiş? Elma. O zaman şu elma. Tamam. En uzak olanı da diyor armut. O zaman bu da armut. Demek ki buraya da kimmiş? Cevizmiş. E tamam. Ara sokağa en yakın olan ağaçtan en uzak ağaca olan sıralamayı soruyor. E en yakın kim o zaman? En yakın bu. Sonra E. Sonra C. Yani armut, elma ve ceviz. Gördünüz mü? Armut, elma, ceviz. Mükemmel bir eşitsizlik sorusu işte. Sıralama sorusu daha doğrusu. Gördünüz mü? 2019 TYT sınav sorusu. Bak olay bu işte. 6. Her 13 günde bir toplantı yapan bir grup yönetici 28. toplantıda cumartesi günü yaptıklarına göre 19. toplantına hangi gün yapmıştır? E arada 9 toplantı yok mu? Şimdi 9 toplantı. E 13 günde bir yapıyorlar bunlar. 9 kere 3 27 mi? elde var iki mi? 117 gün geçmesi lazım. Bak ama ne diyor? Şey, e, 9 toplantı var 13 günde bir yapıyor. 117 gün geçecek. Şimdi ben bunu ne yapayım kanki? 7'ye bölüyüm. Hani kaç hafta geçiyor? Kalan malan mevzu hatırlayın. Bir kere var 7. Sonra 47. 5 kere mi? 6 kere var. 42 kere herhalde değil mi? Bu da ne yapar? 5 mi yapar? Şimdi biz 28. toplantıdan 19. toplantıya gittiğimiz için geriye doğru gidince bu kalan ne yapacaktık? Çıkaracaktık. Hadi cumartesiden geriye gidelim. Ne var? Cuma var. Cuma, perşembe, çarşamba, salı, pazartesi. O zaman cevap nedir? Pazartesidir diyeceğiz. Yani Adana. 7. Aa. Hmm. İyi. Hadi bakayım. Şimdi buldum. Ben buldum. Nasıl buldum biliyor musun? Şu dikkatimi çekti. Bu dikkatimi çekti. Niye biliyor musun? Şimdi B ile C'nin çarpımı sıfır diye. Kesinlikle biri sıfır olacak değil mi? Biri sıfır olacak. Şimdi C sıfır olabilir mi sizce? Niye olmasın hocam? Cık, olamaz. C sıfır olursa bak şuraya sıfır yazarsa bu da sıfır olur. ve sıfırdan küçük diyor olmaz ki o zaman. C sıfır değil. O zaman şunda B ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda kanki. Anladık değil mi? olay? Bak B ve C'den biri sıfır olmalı. İkisi de sıfır olabilir ama B ve C'den biri sıfır. Şimdi C ben sıfır diyemem ki. Niye diyemem biliyor musun? Bak şunu da yerine yazınca bu da sıfır gelir. O zaman C sıfır değilse B kesinlikle sıfırdır. Tamam. Şimdi şu ikisini çözelim. Şunu bir halledelim. Şimdi bu ikisinde ne var? Şunda. Ee, diyor ki A çarpı C sıfırdan küçük. Ayrıca C'yi de öbür tarafa atarsan bakın ikincisinde A küçüktür C. Tamam. E şimdi çarpımlar negatifse ya eksi artı olur ya artı eksi olur. Ama dikkat edin A da C'den küçük olacak. O zaman A artı B eksi olamaz. Hangisi olacak? Bu olacak. Şimdi demek ki A negatif. E B dediğin zaten sıfır. O zaman tam ortaya gelir. C'de artı. O zaman C bu. Yani sıralama nasıl olacak? A, B, C olmuş olacak. Yani cevap Adana diyeceğiz. Yani kanki düşüneceğim. Birazcık düşüneceğiz. Tamam mı? Bunu biraz düşüneceğiz. E zor bir soru değil. Yani şu üçüncü öncülden başlamak, B çarpı C eşittir işte sıfır bilgisinden başlamak işimi bayağı rahatlattı gördüğün gibi. 8. Dizisinin baştan 1234. rakamı. Ayda. Ha. Ha. Baksana. Bak. 0'dan 9'a kadar rakamları yazmış. Sonra sıfırdan 9'a kadar tekrar rakamları yazmış. E 0'dan 9'a kadar 10 tane var. O zaman ben bunu ne yapmam lazım? 10'a bölmem lazım. 0 ve 9 dahil olacak şeyde. Şimdi 10'a böldüm. E kalan kaç? 4. Belli değil mi? Çünkü birler basama 4. O zaman bana aslında baştan dördüncüyü soruyor. Peki baş şöyle yazalım. Bunun için baştan 4. Baştan 4. rakam. E 0 ile başlıyorsa baştan dördüncü rakam hangisi olur? E 4 olur. O zaman cevap denizli diyeceğiz. 8. 8. Hmm, ABC pozitif Gerçek sayılar bu şekilde eşitlik vermiş. Hangisi kesin doğrudur? Bakın pozitif diyor. Şimdi yazayım tamam. 5A eşittir 2B. İşte B de 2C. Şimdi böyle sorularda ufak uygun değerler vererek rahat bir şekilde görebilirsiniz olayı. Şimdi, ama tabi 5A 2B olacak. B 2C olacak. Böyle uygun sayılar vermek mantıklı. Şimdi ben B'ye 10 versem. Şimdi Burası ne olur? 20. Sol tarafa bakıyorum. Şimdi burası ne olur? 20. O zaman A'nın kaç olması lazım? 4. E peki B 10 C kaç olur o zaman? 5. E tamam bak. istiyorsan B'ye 30 ver, 50 ver. Bir şeyler ver. Hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi A ile C'nin toplamı B'den büyüktür diyor bak. Adana seçeneğinde. Olmadı ki bak. Bir de kesinlikle doğru diyor ya. Zaten benim verdiğim değer olmuyorsa yani kesinlikle diyemem zaten. Şimdi Mesela C A'dan büyüktür diyor. Denizli'ye bak. E, C A'dan büyüktür diyor. E şimdi buldum ama kesinlikle mi acaba? A bölü B birden büyüktür diyor. Bir kere A küçük B'den değil mi? E bu da olmadı. Şimdi e, C'ye bakalım. 2 üzeri A, 2 üzeri C'den büyüktür. Şimdi 2 üzeri A, 2 üzeri C'den büyüktür diyor. O da bir dursun. Edirne'ye bakalım. Hani basit olanları beliyorum. Diyor ki C B'den küçüktür, B'de A'dan küçüktür. C B'den küçüktür. B'de A'dan e olmadı ki. Bak bu da olmadı. E bu da gitti. E şimdi C A'dan büyük mü değil mi? Şimdi Benim verdiğim değere göre bu oldu değil mi? Hadi bir tane daha atın. Bakın ya da şöyle yapın. E şimdi daha net bir şekilde kıyaslama yapabilmeniz için. Şimdi burada B dedim 2C'ye. Bak git şuraya yaz. Ne olur şimdi? 5A eşittir. 2 çarpı 2C. Yani 4C. E şimdi ben buraya 5 versem ya e buraya 4 vereceğim. Ya da buraya işte 10 versem buraya 8 vereceğim. Bak C her durumda B'den ne? Büyük. Ha, o zaman cevap ne gelecek? Denizli gelmiş olacak. Tamam. Yani böyle kesinlikle sorularında tabii ki hani bir tane değerle en azından bazı seçenekleri elebilirsin ama kesin olarak cevabına nasıl ulaşırsın? Hangisi arasında bir ilişki soruyorsa mesela Denizli de C mi A mı? O zaman öbürlerini aradan kaldır ve net bir şekilde bak bu kırmızıyla yazdığım şekilde ne yap? Olayı gör. Anlaştık. Bu biraz tehlikeli soru onu bilin. Çok tehlikeli. 10. soru. Dur rengi değiştireyim şuradan. Evet. E bunu diyor buna bölmüşüz diyor. X'i ayda. X'i bilmiyorum ki nasıl böleceğiz. Hmm. aklım hemen şu geliyor. Eğer kalan bölenden de bölümden de küçükse bunlar yer değiştirebilirler. bir kere A rakam X'i 21 bunlar iki basamaklı sayı. Ha, o zaman aslında 358 ile ben 21'e ne yapabilirim? Rahat bir şekilde yer değiştirebilirim. Tek çalıştıracağız burayı. Kaç kere var? Bir kere var. 21 çıkar. Şöyle değil mi? 7 kere mi var? E 7 kere var. İyi bölüyorum ben daha. 147 mi yapar? E o zaman ne oldu bura? 1 oldu. E demek ki x'ye 17, a da 1. Şurası 17, e burada 1. E topla kaç oldu? 9 olmuş oldu. Cevap deniz. Rahat. Ama bilgiyi hemen hatırlayınca bak nasıl çıkıyor. Çat diye gördün mü? Evet. 11. ABC gerçek sayı diyor. Bu şekilde yine beş, e, eşitsizlik verilmiş ki sen bunu hatırlıyorsun. Yine yapmıştık. Olduğuna göre sıralamadan hangisi doğrudur? E at bakayım hadi. Bir tane B söyle bana. Geçen 1 bölü 4 oyduk. Şimdi ne olsun? Hadi 1 bölü 2 olsun ya. E hadi yazayım hadi. Şimdi A eşittir. 1 bölü 2 çarpı c. Aslında c bölü 2 demek ya. Bununla da bunu çarparsan c eşittir 2a. Tamam. Şimdi a artı c de b'ymiş. Yani 1 bölü 2'ymiş. şimdi ben c'nin 2a olduğunu biliyorum ya. Bak gideyim şurada yerine yazayım. E a 2a daha 3a. Bak a vardı burada. C'nin de 2 yazınca 3a 1 bölü 2. Her tarafı 3'e bölersem a eşittir. 1 bölü 6. Tamam A da biliyorum 1 bölü 6. E şimdi C de A'nın 2 katı değil mi? O zaman C de ne olur? 2 çarpı 1 bölü 6. Yani 1 bölü 3. E şimdi hangisi büyük hangisi küçük? E ona bakacağız. Şunda dur kırmızıyla şöyle yapalım yine. Şimdi A dediğin neydi? 1 bölü 6 mı? B dediğin neydi? 1 bölü 2. C dediğin de 1 bölü 3. Kanki ne eşitleyelim. Bura 1, bura 3, bura da 2. Şimdi ortak payda Var. Hepsi 6. Şimdi B dediğin 3 bölü 6. O zaman B büyük. Kimden? C'den. O da çünkü 2 bölü 6. En küçükleri nedir? A'dır. Yani B büyük, C büyük, A olacak. Hangisi? Bursa diyeceğiz. Ya B istiyorsan sen bir de 1 bölü 4 dar bakayım. Aynısını bulacağım mı? Tabii ki aynısını bulacaksın. İstiyorsan başka bir şey ver. Anlaştık? Ve son sorumuz şeyler tanımlamış böyle tamam ama çok dikkatli tanımlayacağız biz çok dikkatli işlem yapacağız çünkü kaçırmamak lazım sizde yanlış yaparsam uyarana şimdi öncelikle böyle verilmiş bunlar üç tane şimdi şu hangisi oluyor kanki birinci oluyor değil mi tamam hadi birinciyle Aynen. birinci ile başlayalım aynı Birinciden bu evet birinci tamam ama şu üçüncüyle kafam karıştı yo o da aynı üçgen Ha o küçük üçgen bu büyük üçgen mi? Ha o çember tamam. Tamam oldu şimdi. E hadi bakalım. Bu nasıl tanımlanıyormuş birinci? Y bölü x diye. Yani 2 bölü 3. Tamam. Şunu konuşalım artık. 2 bölü 3. Sonra artı. Şu bakın. <laughs> ikinci Bu nasıl tanımlanıyormuş? X bölü y. Yani 5 bölü 6. Tamam. Sonra aralara ara var. Eksi var. Bu çember olan nasıl tanımlanıyormuş? y artı 1 bölü x artı 1. Yani 6 artı 1 7 bölü x artı 1. 12. ve tamam. Şimdi bunların paydalarını 5 diyelim. Burasına 4 diyelim. Buraya 2 diyelim. Burası zaten 1. Şimdi ne geldi? 8 artı 10 eksi 7 bölü 12. Yani 18'den 7'yi çıkar. 11 bölü 12. Tamam. Şimdi bu seçeneklerden hangisi? Şimdi Adana'ya bakalım. Adana'daki birinci sembol böyle tanımlanan ne bu? Y bölü x diye tanımlanıyor. Yani 11 bölü 12. E, biz de zaten 11 bölü 12'yi bulduk. O zaman cevap ne? Adana biraz şanslıyız. Zaten hemen Adana çıktığı için amatör testine birlikte çözdük.